Merhaba. Şeriat nedir? Son zamanlarda çok tartışılan ve çoğu kişinin yanlış bilgi sahibi olduğu şeriat kavramının üzerinde kısaca duralım, tanımlamaya elimizde geldiği kadar anlatmaya çalışalım. Şeriat nedir? Şeriat, kutsal kitapların yani Tevrat'ın, İncil'in, Kur'an-ı Kerim'in ve bu üç büyük dinin peygamberlerinin sözlerinden veya eylemlerinden yola çıkarılarak oluşturulmuş olan bir dini hukuk sistemi. Evet, dini hukuk sistemi yani şeriat insanlar tarafından oluşturulmuş, peygamberlerin söz ve eylemlerine dayanarak ve kutsal kitapların emir ve buyruklarına dayanılarak oluşturulmuş bir hukuk sistemidir. Yani şeriat din değildir. Din farklıdır, şeriat farklıdır. Şurada değinmişiz. Din, şeriat değildir. İkisi farklı şeylerdir. Aynı din çatısı altında farklı şeriat yorumları vardır. Evet, mesela İslamiyet'te farklı cemaatlerin farklı uygulamaları vardır ve işte bu uygulamalar şeriattır. Herkes kendi kuralını kendisi belirleyebiliyor. Farklı aynı din içerisinde farklı cemaatler farklı dini hukuk sistemlerini oluşturarak uygulayabiliyorlar. Şeriat değiştirilebilir yani insanlar tarafından oluşturulduğu için o hukuk sistemi, dini hukuk sistemi değiştirilebilir. Ancak din değiştirilemez. Şurada, çünkü din değişmez ancak şeriat değişir. Hatta şeriat zamana uygun hale getirilerek de uygulanabilmektedir. Evet, bazı durumlarda bazı şeriat kuralları cemaatler tarafında ya da liderleri tarafında değiştirilerek, yumuşaltılarak ama katılarak, fakat katılarak değiştirilebiliyor. Şeriat yani dini hukuk sistemi zamanla değişebiliyor ama din asla ve asla değişmez. Din ile şeriatı aynı sanmak ya da bunların ikisini eşitmiş gibi görmek çok büyük bir hata, çok büyük bir eksiklik, bilgi eksikliği ve kocaman bir yanılgıdır. Din ile şeriatı hiçbir zaman eşitlememeliyiz çünkü çok farklı şeylerdir. Örneğin, şurada örnek vermişim. Suudi Arabistan'da şeriat kurallarına göre kadınların futbol maçlarına ya da spor müsabakalarına gitmesi yasak idi 2 yıl öncesine kadar. Gidemiyorlardı. Ancak bu kural prens tarafında, kral tarafında yumuşatılarak kadınların da futbol maçlarına belli şartlar altında gidebileceği bildirilmiştir ve kadınlar artık Suudi Arabistan'da maçlara gidip izleyebiliyor. İran'da kadınlar artık tribünlerde kadınları görebiliyoruz, izleyebiliyorlar. Şeriat insanların yaşadıkları dönem ve coğrafyaya göre ilahi mesajı yorumlayarak ortaya koydukları hukuk sistemine verilen isim olarak kabul edilir. Evet, coğrafyaya göre oluşturulabilir. Çünkü her coğrafyanın farklı ihtiyaçları olacağına göre şeriatları yani dini hukuk sistemleri de farklı olabilmektedir. Ancak bu yorumda geleneğin de önemli bir yeri vardır. Evet, gelenek toplumun geçmişten o ana kadar, o yaşanan ana kadar ki bir geleneği, bir kültürü vardır. Bu kültürde göz önünde tutularak şeriat kuralları, dini hukuk sistemi oluşturulur. Örneğin, nasıl uygulanması gerektiği muhafazakar ve liberal Müslümanlar arasında her zaman bir tartışma konusu olan bir ne vardır? Burada yazmamışım. Ekonomik değil mi? Faiz. Ekonomi vardır. Mesela muhafazakar ve liberal Müslümanlar ekonomik faizin belli oranlarda isimleri değiştirilerek faiz uygulanabiliyor. Kar payı adı altında değişik kılıklara sokulabiliyor. İşte şeriat değiştirilerek muhafazakarlar ve liberal Müslümanlar arasında değiştirilip uygulanabiliyor, tartışılmaktadır ve bu durumlar tartışılmaya da devam edecektir. Kısaca, şeriat herhangi bir dinin oluşturduğu hukuk sistemidir. Din ise Allah'ın emirlerinden meydana gelmiş ilahi buyruklar bütünüdür. Şeriat eşit değildir din. Şeriat farklı bir şey. İnsanların oluşturduğu dine dayalı hukuk sistemi. Din ise Allah'ın emir ve buyruklarından gelen ayetlerden meydana gelmiş olan değişmez bir kurallar, emirler bütünüdür. Hoşça kalın. Yorumlarınızı bekliyorum.